Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Dostlar, arkadaşlar, biliyorsunuz sadece Kur'an dediğiniz zaman Allah'tan başka hüküm koyucu kabul etmiyoruz demek manasına gelir. Sadece Kur'an bana yeter dediğiniz zaman artık sizin hüküm ve yasalar koyan, haramlar helaller koyan Kur'an harici bir kitabınız olmaması lazım. Bir şahsınızın olmaması lazım. Şimdi Buhari sevenler şöyle cümleler kuruyorlar. Bu arada arkadaşlar, Buhari sevenler diye yeni bir başlık altında hitap ettiğim kişiler Ehl-i Sünnet. Bunu bilmenizi isterim. Onlara ben Buhari sevenler olarak kullanmaya karar verdim. Buhari sevenler ya da belki daha değişik farklı bir isim de bulabiliriz. Şu anda Buhari sevenler diyelim. Buhari sevenlere göre Allah ile birlikte Muhammed Resul de haram helal koyar. Şimdi Muhammed Resul Allah ile beraber ortak olarak, Allah'a ortak olarak haram helaller koyduğunu kabul eden bu Buhari sevenler ama aynı haramlarda tek fikir değiller. Şimdi Resul'ün haram koyacağını hepsi kabul ediyor. Tamam kardeşim, tilki haram mı? Yarısı diyor ki hayır, helal. Şafii mezhebi mesela helal diyor. Şimdi Allah ile beraber haram helal koyma yetkisini veriyor ama yine ilkeli değiller. Birisinin haramı ötekini tutmuyor. Yine aynı şekilde farzlar. Farzlar da tutmuyor. Vacipler de tutmuyor. Sünnetleri de tutmuyor. Allah'ın sünnetini, yani sünnetullahı, yani Allah'ın yasasını Resul'ün yaptığı eylem olarak değiştiriyorlar. Maidonç kelimeye tatlı attırıyorlar. Ondan sonra da size diyorlar ki sünnet inkarcısı. Bakın, önce kelime yerinden ediliyor. Sünnetül Muhammed diye Kur'an'da bir kelime yok. Muhammed'in sünneti diye bir kelime Kur'an'da yok. Sünnetullah, sünnetullah. Yani Allah'ın yasası. Geçmişlerin yasası da vardır Kur'an'da. Ama Resul'ün yaptığı eylem sünnettir diye Kur'an'dan hiçbir şey çıkartamazlar. Şimdi bu insanlar Allah ve Resul'ünden cümleyi kurarak Resul'ü de haram helal koyma statüsüne getirdikten sonra orada da durmuyorlar. Ne diyorlar? İçtihat alimleri de hüküm verebilir. Fıkıh alimleri de hüküm verebilir. Mezhep alimleri de hüküm verebilir. Verebilir, verebilir, verebilir. En sonunda 2022 yılında kendi şeyhlerinin de hüküm verdiğini görüyorsunuz. Kendi şeyhleri hükümler veriyorlar. Ve bunu da önce Buhari'ye, sonra Resul'e, sonra da Allah'a isnat ediyorlar. Zincirleme, iftira. Şimdi konumuz Ahmediye tarikatının mezhebi nedir? Şimdi soruyorlar. Diyorlar ki Ahmediye tarikatının mezhebi nedir diyorlar. Tarikat olması zaten bir problem. Ama kendi başına bir tarikat nasıl olur? Bir mezhebinin olması mı lazım? Olmaması mı lazım? Buyurun hep beraber dinleyelim dostlar. Şimdi Kur'an yetmez diyenlerin hoş bir itirafını dinliyorsunuz. Bu itiraf olarak kaydedilebilir. Bakın ne diyor. Şimdi mezhep olaraktan biliyorsunuz Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem döneminde bir mezhep yoktu. Şimdi arkadaşlar soruyu da almak için başa alacağım biraz. Şuradan bakın ne diyor. Son soruyu size sormak istiyorum. Ahmediler herhangi bir mezhep kabul ediyor mu? Evet, Ahmediler yani Ahmediye tarikatı herhangi bir mezhep kabul ediyor mu? Soru bu. Şimdi Ahmediye tarikatının sözcüsü, lideri ya da başbakanı ya da artık her kim ise bakın Ahmediye tarikatı adına konuşuyor. Şimdi mezhep olaraktan biliyorsunuz Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem döneminde bir mezhep yoktu. Hayır, bilmiyoruz. Çıkın bakayım sokaklara. Millet Muhammed Resulü Allah'ın Resulü'nü hanifi zannediyor. Sizin yüzünüzden Kur'an anlaşılmaz. Hocayı dinleyecek. Hoca da diyor. Öyle diyor. Ne olacak? Neyse hadi. Biz şimdi ironiyi bırakalım.
biliyoruz Resul'ün herhangi bir mezhebi yok. Allah razı olsun. Yani ne Hanefilik vardı, ne Şafilik vardı, değil mi? Maliki de yoktu. Yani dört mezhep, hak mezhep diyoruz ama o zaman da öyle bir şeyler yoktu. Evet. Hanbeli de yoktu. Yani çok güzel. Dolayısıyla bravo. Peygamber Efendimiz İslamiyet'i öğretmek bravo. İçin, İslami değerleri, incelikleri bizlere bravo. Öğretmek için gönderildi. Bravo. Mezhepler sonradan oluştu. Ama İslamiyet'e büyük hizmetleri var mıdır? Vardır. Onları biz... Şimdi bakın. Resul İslamiyet'i anlatamamış, mezheplerin büyük hizmeti varmış. Ne güzel. Baştan ikinci yüzyıla kadar geliyor. Resul'den 200 yıl sonra çıkan mezhepler İslam'a büyük hizmet vermişler. Neymiş bu büyük hizmet? Reddedemeyiz. Yani Hanbeli'ye ait diye biz onu hor görmemiz yanlış. Hanefi'dir diye, Maliki'dir diye, Şafii'dir diye hor görmemiz yanlıştır. Ama şöyle de şunu da söylememiz gerekiyor. Hani bize sorulduğu zaman tamam siz herhangi bir mezhebe sahip değilsiniz. Siz cemaatsiniz ki biz öyleyiz. Biz mezhep değiliz. Şu değiliz, bu değiliz. Biz cemaatiz. Allah-u Teala'nın kendi eliyle kurmuş olduğu biz cemaatiz. Allah'ın kendi eliyle kurduğu cemaatiz diyor arkadaşlar. Şimdi Allah ayeti kerimede bölünmeyin diyecek. Fırkalara ayrılmayın diyecek. Zat-ı Muhterem de göğsünü gere gere diyor ki Allah'ın kendi eliyle kurduğu cemaatiz diyor. Bakın dinleyin. Siz cemaatsiniz ki biz öyleyiz. Biz mezhep değiliz. Şu değiliz, bu değil. Biz cemaatiz. Allah-u Teala'nın kendileriyle kurmuş olduğu biz cemaatiz. Yani. Ama Mehdi Aleyhisselam'a da bu hayattayken sorulmuş. Hangi Mehdi Aleyhisselam'a hayattayken sorulmuş. Şimdi biliyorsunuz birkaç gündür Mehdi'lerle, Mesih'lerle uğraşıyoruz. Ahmediye tarikatının lideri zaten Mehdi'ymiş arkadaşlar. Peki sormuşlar Mehdi Aleyhisselam'a. Mezhebe tabisin diye. Hı. O da bir mezhebe tabi olmadığını söylemiş. Bakın. Soruyorlar. Diyorlar ki hangi mezhebe tabisiniz? Herhangi bir mezhebe tabi değiliz demiş. Ama şimdi burada niye durdurdum biliyor musunuz? İşte bu yurdumuzdaki siyasettir. Bunun adı siyaset. Şimdi soruyorlar parti liderine. Hangi takımı tutuyorsunuz? Ben aslında hiçbir takımı tutmuyorum ama rahmetli babam sarı laciverti çok severdi. Annem sarı kırmızı giyinirdi. Benim bir kardeşim vardı. Onun siyah beyaz oyuncağı vardı. Kıvırmayın kardeşim. Kıvırmayın. Kıvırmayın. Bırakın münafıklığı. Yoksa yoktur. Yoksa yoktur. Bitti. Şimdi ama yüz binlerce insan aa bunlar mezhepsizmiş diyecek. Ahmediye tarikatı mezhepsiz. Dört tane hak mezhep var. Ahmediye tarikatının mezhebi yok. Vay mezhepsizler. Olmaz. Kan kaybeder. O zaman nasıl işi kurtaracak? Resul'ün mezhebi yok. Allah tarafından Ahmediye tarikatı kurulmuş. Allah'ın eliyle, Allah kendi eliyle tarikatı kurmuş. Fakat biraz geriden alayım cümleyi tamamlayayım. Bakın ne diyor. Şu değiliz, bu değil. Biz cemaatiz. Allah-u Teala'nın kendileriyle kurmuş olduğu biz cemaatiz. Evet. Ama Mehdi Aleyhisselam'a da bu hayattayken sorulmuş. Hangi evet. mezhebe tabisin diye. O da bir mezhebe tabi olmadığını söylemiş. Güzel. Ama Allah-u Teala'nın kendisine bir rüya aracılığıyla Hanefi mezhebinin Allah-u Teala'ya daha yakın olduğuna dair bir... Cümleye bakın. Hanefi mezhebi Allah'a daha yakın. Şafii biraz arkada kalmış, Hanbeli bayağı arkada kalmış, Maliki hiç sormayın. Şimdi mezheplerle Allah arasında kilometreler var. Hanifi Allah'a daha yakınmış. Mehdi Aleyhisselam ölmeden önce, yani şeyhlerinin adı Mehdi, o beklenen Mehdi olarak düşünmeyin çünkü o ölmez. Zaten ölmüş yeni gelecek ya da hiç doğmamış yeni gelecek. Çeşit çeşit inananı var. Arkadaşlar görüyor musunuz? Yani işte insanların durumu bu. Ben Çay TV'de böyle şeyler anlatsaydım program yıllarca devam ederdi. 2 sene Çay TV'de bu anlattıklarımı ispat ettim, gösterdim ve toplum bunları duymaya hazır değilmiş. Şimdi toplumun duymak istedikleri ne? Bu. Bunlardan böyle bahsederseniz hiçbir sıkıntı yok. Çünkü toplum bunlara alışkın zaten.
Hiçbir tarikat yok. Şey, özür dilerim. Herhangi bir mezhep yok. Sonra mezhepsiz Ahmediye tarikatının Mehdi'si vefatından önce bir rüya görüyor. Rüyasında Hanefi mezhebi Allah'a en yakın mezhepmiş. İyi, en yakınını tutman şart mı? Nasıl olsa dördü de hak. Biraz uzağını tut. Dördü de hak değil mi? Ama en yakını en iyisi. Cümle bitmesin diye yerden alıyorum. Yanlış anlaşılmasın. Bakın. Bir mezhebe tabi olmadığını söylemiş. Hı. Ama Allah-u Teala'nın kendisine bir rüya aracılığıyla Hanefi mezhebinin Allah-u Teala'ya daha yakın olduğuna dair bir bilgi vermiş insanlara. Allah rüyada vahiy yolluyor. Allah rüyada vahiy yolluyor. Orayı kaçırmayın, dikkat edin. Devam ediyoruz. Yani fıkıh itibariyle baktığımız zaman Ahmediye cemaatinin öğretileri Hanefi mezhebine en yakın olanıdır. Ama aslında Ahmediye tarikatı mezhepsizdir. Mezhepsiz bir tarikat. Fakat Hanefi mezhebine yakınmış. Neymiş? Fıkhi olarak aldığı kararlar. Çok sağ olun Cengiz Bey, teşekkür ederim. Çok güzel bir program oldu. Ağzınıza sağlık efendim. Değerli seyircilerimiz, bir programımızdan sonra... Evet, bir programımızdan sonuna geldik. Abdülhamit Han'ın fesi, tamam. Şimdi Ahmediye tarikatının mezhepsiz olduğunu gördünüz değil mi arkadaşlar? Bütün mezheplerin ortak yönü vardır. Nedir biliyor musunuz? 72,5, 73,5 ya da 71,5 buçuklu bir şekilde İslam bölünmüş. Bir tanesi hak yolda. O hak yolda hangisi diye sorarsanız, bu münafıklar hepsi kendi cemaatine hak yolda olanlarının kendi cemaatleri olduğunu söylerler. Fakat bu tarikat ve cemaatler bir düğünde, bir cenazede, bir ortamda, herhangi bir toplulukta bir araya geldikleri zaman şöyle münafıkça bir cümle kullanırlar. Allah hepimizden razı olsun. Bu gördüğünüz insanlar var ya, bunlar Allah'a farklı farklı yollardan giden güzel insanlar. Hepsinin niyeti salihtir, hepsi haktır. Allah'a giden farklı yollardır bunlar derler. Siz de yerseniz, tabii karar sizin. Hepsinin ortak noktası Buhari Severler Derneği'nin üyesi olan insanlardır bunlar. Düşünmeniz ve akletmeniz ümidiyle.